ve tam gaz yapıyorum. 2'ye aldım. 7'den 2'ye çek. Uzun yol otoban sürüşlerinde eğer yakıtı sorun etmezseniz 1.5 motor. Peki bu elektrikli motor nasıl çalışıyor diye sorarsanız onu da şu şekilde göster. Bu araç ekonomik olma iddiasında olan bir araç değil. Örnek verecek olursam bu nedir arkadaş? Yani ben bu kapıyı çekerken bu sesi. Evet, gayet güzel. İşte biraz gaza yüklenince gaz yapınca biri alıyor mu? Ne dersiniz? Aracın her şeyi burada denilen ana ekrana bakalım arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün detaylı bir kullanıcı incelemesiyle birlikte olacağız. Biraz uzun bir video olabilir, baştan uyarayım. Ama yaklaşık 10 yıldır BMW kullanan bana Mercedes aldıran W206 koplu bu aracı kısa kısa inceleyip geçmek olmaz bence. Bu videoyu izleyenlerin aklında soru kalmayacak diye düşünüyorum. Ben aracı alalı yaklaşık 2 ay kadar oldu ama ilk bir ay içinde zaten 4000 km yol yaptım arkadaşlar. Bu da aracı tanımak için bana fazlasıyla yetti diyebilirim. Aracımız Mercedes W206 kasa C200 4MATIC One Edition AMG versiyonu. Hemen eski bir BMW kullanıcısı gözüyle yorumluyorum. İlk dikkat çeken şeylerden bir tanesi bence ön panjurla birlikte kocaman bombelere sahip kaput. Aracın ön tasarımına çok şey katmış. Hatta bu kaput bombelerini sürüş esnasında da görebiliyorsunuz. Arka tasarımda çift parça stoplar ilk defa bagaja taşmış bu kasada. Bence LED farlar iki parça halinde gerçekten çok şık duruyor. Aynı zamanda opsiyonel gelen spoiler çok kibar ve çok sportif görünüyor. Tampon tasarımı yine çok hoş. Arkada hava kanalı görünümlü çıkıntılar var. Sportif bir difüzör var. Çift çıkış egzoz başlıkları görüntüde farkını ortaya koymuş. Ancak egzoz çıkışlarının fake olmasını görmezden gelmek lazım, yoksa rahatsız ediyor. AMG paketle birlikte gelen yan marş PL çıkıntıları da oldukça belirgin ve bu aracı geniş oturaklı gösteren detaylardan bir tanesi. Sportif tasarımlı araçlarda omuz çizgisi normalde biraz daha yukarı çıkıp arka camları biraz daha daraltır. İçeriye klostrofobik bir hava katar ama bu araç da öyle değil. Arka camlarda gayet büyük ve ferah. Aynı zamanda arka camların tamamen açılabilmesi bence önemli bir detay. W206 ile birlikte gelen araçta olan birkaç opsiyon ve detaydan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Digital Lights olarak adlandırılan far sistemimiz var. 600 metre aydınlatma menzilli bu farlar milyonun üzerinde mikro LED ile farklı yol koşullarında çok verimli ve aynı zamanda keyifli bir aydınlatma sunabiliyor. Digital Lights ile ilgili detayları içeren daha önce çektiğim videonun kartını buraya bırakıyorum. Buradan merak edenler izleyebilirler. Yine opsiyon olarak sunulan hareketli ak sistemi şehir içi manevrada kabiliyeti üst seviyeye taşıyor. 2.5 dereceye kadar dönen arka tekerlekler ile dönme çapı 40 santim daha kısalıyor. Buradan dönmez dediğiniz yerlerden araç dönüyor. 60 km hıza kadar direksiyonla ters yönde çalışıp manevra kabiliyetini arttıran bu sistem 60 km üzeri hızlarda direksiyonla aynı yönde dönerek yol tutuşa katkıda bulunmaya çalışıyor. 19 jantlarımız yine opsiyon. Bu jantlar bence bu kasaya en çok yakışan jantlar. Aracını kendi yıkayan biri olarak temizliği zor olsa da buna kesinlikle değer. Frenlerden mutlaka bahsetmem lazım. Çünkü standart fren sisteminin önde 322 mm hava kanallı disklerle gelmesi büyük AMG kaliperlerle birlikte hem jantın içini görsel olarak dolduruyor hem de stok frenlerde 3 serisiyle karşılaştırınca daha başarılı bir fren performansı sunuyor. Bu jantlar kombin olarak önde 225-40-19, arkada 255-35-19 lastiklerle geliyor. Bagajımız elektrikle açılıp kapanabiliyor. Burada belirtmek istediğim bir Mercedes detayı var. Bagaja sistemden bir pin atayabiliyorsunuz. Bu sayede bagajı pin girmeden açmak mümkün olmuyor. Bagaj olarak 455 litre ile rakipleri 320 ve A4'ten çok az geride, ancak sınıf standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Bagaj kullanışlı diyebiliriz ama yan taraflar çok kullanışlı değil. Ben bu bölgeye normalde araç temizlik ürünlerimi koyardım ama sığmıyor. Bakın alçak kalıyor burası. Hatta G20'de bundan çift tarafta vardı. Burada alt tarafta ayrıca bir bölmemiz var. Buraya da ufak tefek eşyaları doldurabilirsiniz. Arka koltukların bagajdan bu kadar hızlı yatabilmesi ise gerçekten çok güzel olmuş. Aks mesafesi A4 ve 3 serisinden daha uzun olan C serisinde arka diz mesafesinde sorun yok. Baş mesafesi çift parça panoramik tavan sebebiyle arkaya doğru bir miktar azalıyor. 1.80-1.85 sınır gibi ama daha uzun kişiler biraz daha kayarak oturduklarında bu sorunu çözeceklerdir diye düşünüyorum. Orta kol dayama güzel olmuş. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkada maalesef havalandırma kontrolü yok. Ön taraf ne ayarladıysa onu alıyorsunuz. Koskoca C serisinde arkada iklim kontrollü olan bir C serisi ben bu kadar araç baktım ilanlarda görmedim diyebilirim. Bir eksi yazalım buradan. Ayrıca burada Type-C, 12 volt güç çıkışı, USB gibi çıkışlar da yok. Merso ne yaptın Merso? Arka kapı üst kısımlar önlerle aynı deri ve dikişli malzeme.
piyano bilek trimler mevcut. Kapı açma kolları, cam açma butonu, kapı kolu kaliteli. Ancak biraz aşağı inince cüs plastikle yine karşılaşıyorsunuz. Bakın ön koltuk arkaları da aynı şekilde. Ön tarafta en önemli verdiğim detaylardan biri koltuklar. Delikli deri koltuklar hava aldığı için terletmeme konusunda kesinlikle daha iyiler. Baldır desteği benim için çok önemli bir detaydı. Ben sürüşte çok faydası olduğunu düşünüyorum. BMW gibi ayrı bir parça olmadığı için Mercedes'lerde yok zannediyorum ama bunu neden şimdiye kadar kimse göstermedi bilmiyorum. Bakın baldır desteği varmış arkadaşlar. Hatta bunun seviyesini de elle değil de kapı üzerindeki tuşlardan elektrikli olarak yapabiliyorsunuz. Kapıdaki butonlardan kafalık yükseklik ayarı bile elektrikli olarak yapılabiliyor. Yan yükseltiler iyi olsa da bana biraz yetersiz geldi. Özellikle alt tarafta. Viraj kasarken kendimi koltuğa çivilenmiş gibi hissedemedim. Bir ayar da burada var arkadaşlar. Bu nedir peki? Belde iki farklı konuda destek var. Üst ve alt destekleri ve seviyesini bu tuşla ayarlayabiliyoruz. Bu arada Burmester kapaklar bir önceki sahibi tarafından yaptırılmış. Ben de severek kullanıyorum. Ses sistemi açıldığında, kapandığındaki hareketleri, ambiyansa katkıları kesinlikle hoşuma gidiyor. Direksiyon tasarımı çok iyi, çok çok iyi. Simit kalın, ele çok güzel oturuyor. Deri kısımların tutuş hissi güzel. Plastik kalitesi, alüminyum detaylar ve piyano bilek tuşlar kesinlikle çok şık. Elektrik ayarlı, yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Sağ taraftaki tuşların tamamı orta ekran multimedyaya ait. Sol taraftakilerin tamamı sürücü bilgi ekranına ait. Ben arabayı almadan önce bu ekranların özelliklerini, detaylarını çok merak ediyordum. Bu yüzden bunları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Klasik ve en çok veriye ulaştığımız ekran. Ortada kaydırmalı 7 farklı bilgi içeren ekranlar var. Bunları kaydırarak tek tek geçebiliyoruz. İkincisi spor ekranımız. Hız göstergesi daha belirgin, daha büyük. Devir göstergesi dijital. Solda G ölçer. Aynı zamanda tork ve güç grafikleri. Sağda yağ sıcaklığı ile turbo basınç göstergesi ile devir arttıkça değişen devir animasyonu var. Sportif sürüşe ait daha fazla bilgiyi bu ekranda görebiliyorsunuz. Üçüncü ekran sürüş ekranı. Burası sürüşün simüle edildiği bir ekran. Bakın frene basınca fren ışığı falan da yanıyor. Şerit takip asistanı, adaptif sabitleyici, trafikteki diğer araçların sizin aracınızla birlikte olduğu bir simülasyon sürüş ekranı olarak söyleyebiliriz. Ama bence çok işe yarar kullandığım bir kadran değil. Dördüncüsü servis ekranı arkadaşlar. Aracın bakım durumunu, aracın daha önce verdiği uyarı mesajlarını, lastik basınç sıcaklıklarını, motor yağ seviyesini, soğutma suyu sıcaklığını buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda lastik basınç fırlama ayarları da buradan yapılıyor. Diğer bir ekranımız ise ambiyans ekran ama bunu göstermek için gece olması gerekiyor. Burada hız göstergesi sadece gittiğimiz hız kadarıyla gösteriliyor. Devir göstergesi yok. Yerine eski Mercedes'lerde klasik olan analog saat gelmiş. Bu ekran tamamen ambiyans uyumu için yapılmış sade bir ekran. İçerinin ambiyans ışığı ne olursa kadran rengi de ona en yakın renge bürünüyor. Ayrıca ana ekranda sadece bu ekrana özel bir ekran görseli kazanıyor. Maksimum ışık uyumu işte bu. En çok ilgi çeken ambiyans ışıklarından bahsetmek istiyorum. Evet, Mercedes bize 64 renkli bir ambiyans ışığı seçeneği sunuyor. En çok gelen soru ise gece yolculuklarına göz alıp almadı. Bunu tabii ki düşünmüşler. 3 farklı bölgede 20 ayrı seviyede tüm ışıkların seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Uğraşmak istemezseniz 3'ü aynı anda 20 farklı seviyede ayarlanabiliyor. Mesela her şey iyi ama şu Burmester kapaklar ayna görüşümü engelliyor derseniz sadece onları kısabiliyorsunuz. Ya da orta kısmı ya da alt kısmı. Tek renk yetmez diyenlere Mercedes güzel renk kombinleri sunmuş. Burada da oldukça şık görüntüler elde edebiliyorsunuz. Hatta o da yetmez, karışık olsun diyorsanız araç kullandığınız süre boyunca tüm renkleri binlerce farklı kombinle birlikte sergiliyor. Sürüş pozisyonu maalesef bir tık yüksek geldi. İç mekanda gözün ilk bakışta gördüğü tüm alanlar üzerine çalışılmış. Işıklar, alüminyum ve piyano bilek ile derinin harmanlanması üzerine ekranlarla ben rakipler içinde en yeniyim diye bağırıyor. Aracın her şeyi burada denilen ana ekrana bakalım arkadaşlar. Alt tarafta standart bir tuş grubumuz var. Burada aracın modlarını seçebildiğimiz tuşumuz. Kamera, otomatik park yardımcı sistemi ve kamera görüntüsünü açabildiğimiz modumu istersek geniş ekranda görebiliyoruz. Aracın güvenlik sistemlerinin açılıp kapanabildiği kısa yol tuşumuz var. Onunla birlikte sesin açılıp kısılabildiği tuşumuz yine burada. Ana menüde radyoyu seçtiğimiz zaman radyo kanallarını bu şekilde kaydırarak çok hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Ben medyada USB'den müzik dinleyen biriyim. O yüzden USB ile söyleme sistemi, geçişler, albüm arama vesaire benim için önemliydi. Buradan çok rahat bir şekilde istediğiniz klasörü, istediğiniz çalma listesine, istediğiniz parçaya çok rahatlıkla
ulaşabiliyorsunuz. Uygulamalar şu an Türkiye'de kullanılmıyor. Mi özelliği istiyor bildiğim kadarıyla. Konfor özelliklerinde ne var? Burada koltuk kinetiği var arkadaşlar. Aracı ayarladığınız zaman aracın koltuk sırt dayanağınızı ya da oturma alanınızı istediğiniz süre boyunca hareket ettirip uzun yoldaki uyuşmaların önüne geçmeye çalışıyor. Otomatik koltuk konumlandırmada boyunuzu giriyorsunuz ve araç size göre otomatik bir direksiyon yükseklik ayarıyla koltuk ayarı yapıyor. Ambiyans ışığı olayını gece göstereceğim. Onu şimdilik geçiyorum. Bunun dışında bilgi ekranında aracın tüketim bilgileri var. Tüketim bilgilerini süreye bağlı olarak görebiliyorsunuz. Araç özellikleri menüsünde bakın şu an frene basıyorum. Frene bastığım için fren pedalının ne kadar basık olduğunu gösteriyor. Yine gaz pedalına ne kadar bastığınızla ilgili bir göstergemiz var. Şu an hafif eğimde olduğum için yine eğim göstergelerini de burada görebiliyorsunuz. Ayrıca tekerleklerin dönüş açılarını da buradan görebiliyorsunuz. Motor menüsünde de yine aracın turbo basıncını, sıcaklıklarını görebildiğimiz, güç ve tork değerlerini görebildiğimiz bir menü mevcut. Bunun dışında ayarlar menüsünde araç ayarlarımız var. Bunları hızlıca geçeceğim. Destek menüsünde dikkat yardımcısını açıp kapatabiliyoruz. Kamera koruması normalde içeri girip çıkıyor biliyorsunuz. Onu kapatıp açabiliyorum. Ve park durumunda parkla alakalı, manevra desteğiyle alakalı, İkaz zamanıyla alakalı, ses azaltımıyla alakalı, geri vitesi aldığınız zaman otomatik olarak sesi azalttığı bir sistem var. Oldukça verimli. Onu da kullanabilirsiniz. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Hepsi size bağlı. Araç ayarlarında kış lastikleri sınırı ve manuel vites seçimi yapabiliyorsunuz. Konforda araca iniş biniş yardım var. Yine aç kapı özelliklerinde aracın ekstra açıp kapatabileceğiniz özellikleri. Dynamic Select menüsünde ise individual moda aldığınız zaman bunları ayarlayabiliyorsunuz. Tam ayarlarında ise yine Hey Mercedes online kumanda proactivity. Proactivity nedir? Proactivity'yi uyarıyor. Telefonunuzu araçtan alın diyerekten. Ekran ve göstergelerde ekranların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada grafik güzelliklerinden bahsediyor ama böyle bir şey şimdi kadar hiç görmedim. Üzgünüm. Bunun için bir internet bağlantısına ihtiyacım var. İnternet bağlantısına ihtiyacı var mı? Genel olarak ana menümüz bu şekilde arkadaşlar. Konsolun üst kısmı tamamen dikişli deri ve çok şık duruyor. Menfezlerin her biri çok şık. Detay işçiliği çok güzel. Ambiyansların verimi için içindeki bu metal kısımlardaki detaylar, işçilikler tabii ki göz alıcı. Bakın üst kısım bile düz değil. Menfezlere göre aslında kavis vermişler. Bunları fotoğraflarda çok fazla anlayamayabiliyorsunuz ama 3 boyutlu aracın içine oturduğunuz zaman kabin tasarımını fark ediyorsunuz. Orta konsol parlak karbon fiber görünümlü bir malzeme ama şık duruyor. Burada bir işçilik kusuru var. Bu tüm araçlarda yoktur herhalde. Mesela burası oturmamış. Göz bu şekilde açılıyor. Kablosuz şarj var burada. Biraz derinde. 2 adet bardaklık var. Bardaklıklar bile iç ambiyansa uyumlu yanıyor. Bunu da belirtelim. Burada ufak bir yer var yine. Cüzdan vesaire koymak için. Kol dayama 2 parça. Çok büyük değil ama idare eder. İçinde 2 tane Type-C mevcut. Arkadakileri uzatmayı buradan vermek gerekiyor demek ki. Yine burada da aydınlatma mevcut. Bakın ortadan biraz alta indiğimiz anda yine o sert ucu sisli plastik. Kapı kolu aklıma geldi. Bakın ne göstereceğim. Bu nedir arkadaş? Yani ben bu kapıyı çekerken bu sesi duymak istemiyorum mesela. Tasarım güzel, malzeme güzel ama bunun böyle olmaması gerekiyor. Bence kötü bir ses. Böyle sağlam değil izlenimi veriyor. Torpido 2 katlı kadife. Çok şık ama maalesef çok çok küçük. Solda otomatik yaptıktan sonra muhtemelen bir daha hiç ellemeyeceğiniz far düğmesi. Elektronik park freni mevcut. Bunlar da şık malzemelerden yapılmış. Yukarıda iç ışıklandırma dokunmatik. Sunroof ve perdeler dokunmatik. Arka ışıkları buradan açabilmek ve kapatabilmek güzel bir detay. Dikiz aynası ince, çerçeveli ve çok şık. Güvenlik donanımlarını saymaya gerek yok ama bir ekstrayı söylemeden geçemeyeceğim. Mercedes'in iki koltuk arasına ön yolcuların çarpışmasına engel olacak bir hava yastığı yerleştirilmiş. NCAP testlerini izlediğimde bunun ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar yerinde bir karar olduğunu düşündüm. Bunu size göstermek istiyorum. Evet, nihayet sürüşe geçtik. Motordan başlayalım. Bu araç multibrit bir araç. Yani 1.5 litrelik 204 beygir güç, 300 tork üreten motorla birlikte benzinli motorla şanzıman arasına yerleştirilmiş 20 beygir güç, 200 Nm tork üreten bir de elektrikli motora sahip. Peki bu elektrikli motor nasıl çalışıyor diye sorarsanız onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Devir göstergesinin altında elektrik motoru göstergesini görüyorsunuz. Şu an elektrik motoru devrede değil ve hafif yokuş çıktığım bir yoldayım. Gaza biraz yüklendiğim zaman elektrik motoru devreye girip aracı yokuşun çıkması için daha güçlü bir hale getiriyor. Şu an mesela ortalama tüketimim 12 civarlarında dolaşıyor. Elektrik motorunun gücü tam yükteyken. Elektrik motoru olmasaydı bu 12 değil de 12'nin daha üstünde bir değer gösterecekti. Yani elektrik motoru normalde sizin yol almanızı değil de normalde yol alırken benzinli motorun daha az tüketimler elde etmesini sağlamaya çalışıyor. Elektrikli motorla yol yapayım, bedava kilometre gideyim gibi bir olay bu araçta söz konusu değil. Gazı bıraktığımda ise anında şarj olmaya başlıyor. Tabii eğer frene basarsam
daha hızlı bir şekilde şarj olduğunda görebiliyorsunuz. Elektrik motorla ilgili bilinen bir yanlış var okuduğum gördüğüm kadarıyla. O da şu: Eco Mode'a aldığımız zaman ayağınızı gazdan çektiğinizde elektrik motor devreye girmiyor. Şu anda normal motor kapandı. Şu an rölanti tüketimini dahi yapmıyor araç. Ancak elektrik motoru aracın bu durumda yol almasını sağlamıyor. Araç kendi halinde akarak gitmeye çalışıyor. 9 veri şanzımandan bahsedecek olursak oldukça konfor odaklı ve ağır başlı bir şanzıman olduğunu söyleyebilirim. Evet, hızlı, evet seri vites geçişlerini hissettirmiyor ama vites geçişlerinde, performans isteklerinde ağır başlı ve dengeli davranmaya çalışıyor. Tam gaz yaptığınızda bile size bir tork patlaması sunmuyor da bu elinin altındaki gücü baştan sona verecek şekilde hızlandırmaya çalışıyor. Bu durumda aracın içinde hızlanma hissini tam olarak hissedemeyebiliyorsunuz. Hatta bu yüzden aracı ilk kullandığınızda ya 204 beygir böyle mi gidiyor gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz. Araca baktığınızda aslında hızlanmaya devam ediyor. İbre artıyor, hız artıyor ama siz o koltuğa yaslanma hissini çok fazla yaşamıyorsunuz. Bence BMW ile aradaki en büyük fark bu. 9 ileri şanzıman sayesinde özellikle son 2 vitesin oranları oldukça uzun. Şöyle söyleyeyim, 110 gibi hızlarda 9. vitesi göremiyorsunuz. 9. vites 1500 devirde 115 gibi bir hızla gidiyorsunuz. Bu hız 2000 devirde 156, 2500 devirde 200, 3000 devirde 245 gibi hızlara denk geliyor. Bu sayede hızlanma istemeyen sabit akıcı otoban sürüşlerinde tüketim araç potansiyelinde minimum değerlere inmiş oluyor. Uzun yol otoban sürüşlerinde eğer yakıtı sorun etmezseniz 1.5 motor C200 ile birlikte 9 ileri şanzımanla birlikte çok zorlanmadan 220-240 arası kesintisiz ve keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. İşte sahil yolunda müsaitlik oldukça aracın tepkileriyle ilgili birkaç kesit almak istiyorum. Mesela 5. vites 1500 devirde gidiyoruz. Hızımız 59, güç ihtiyacımız oldu ve gaza tam gaz bastığımız anda araç 2'ye aldı. 5'ten 2'ye aldı ve şu an 90'a kadar çıktı. Bu güzel bir gaz tepkisiydi. 5'ten 2'ye çekmesi ise bence gayet hızlı ve yeterli sonuç verdi. Şimdi başka bir deneme yapalım. 1500 devir 80 ile gidiyoruz. Araç 7. viteste ve dip gaz yapıyorum. 3. vitesi aldı arkadaşlar. Ve bu şekilde bir hızlanma sunmuş oldu. Gaz kesiyorum tekrardan. 1200 devir 7. vitesteyim. Ve tam gaz yapıyorum. 2'ye aldı. 7'den 2'ye çekmesi bence güzel bir durum. Performans noktasında dediğim gibi ani hızlanma isteklerinde araç size gayet güzel tepki verebiliyor. Birkaç senaryo daha denemek istiyorum. Tabi aracın şu an konforlu olduğunu da söyleyebilirim. Bunu bir de Sport'ta yapalım. Peki Sport Plus'ta nasıl olacak? Bir de ona bakalım madem. Tabi bu sefer araç Sport Plus'ta olduğu için çok büyük viteslere geçmeyecektir. 4. vites 1700 devirdeyim. Dip gaz yaptım. 2 ile devam etti. Bıraktım arkadaşlar. Normal şu an 2. vitesteyim. Acaba dip gaz yapınca 1'i alıyor mu? Ne dersiniz? Aldı. Evet, 1. vitese alıyor. 2 ile hızlanmaya çalışmıyor. Performans istediğinizde şanzıman gayet başarılı bir şekilde tepki veriyor. Dur kalk trafiğinden bahsedecek olursak, dur kalkta gayet konforlu bir araç. Start stop olmasına rağmen ve kapatmamanıza rağmen start stop çok sessiz bir şekilde devreye girip çıkıyor. Bu yüzden sizi hiç rahatsız etmiyor. Herhangi bir sallantı olmuyor aracın çalışması esnasında. Çünkü araca ilk hareketini marş motoru değil de elektrikli motor veriyor. Durmaya yakın durumlarda daha durmadan araç motoru kapatıyor. Bakın şu an durdurdu motoru. Frenden çektim ayağımı ve motor tekrardan çalışmaya başladı. Peki bu aracın yol tutuşu nasıl? Alçaltılmış AMG süspansiyona ve 4 çeker sisteme sahip C200 başarılı bir yol tutuşa sahip. Virajlarda viraj içinde gaza yüklendikçe ön tekerleklere aktarılan güç sayesinde aracın ön tarafının viraj içine doğru girmesi insana güven veriyor. Mesela burada güzel bir dönüş var ama zemin olarak kaygan bir yer. Öncelikle onu söylemem lazım. Biraz hızlı girelim bakalım. İleride araç olduğu için yine temkinli girdim ama araç 4 tekerden birden kayıyor arkadaşlar. Ancak kontrollü yine de ESP devreye girmedi. Burada da keskin bir dönüş var arkadaşlar ama buranın zemini de kaymaya çok müsait. Buraya bir girelim bakalım. Evet, gayet güzel. İşte biraz gaza yüklenince araç viraja oturup güvenle devam edebiliyor. Daha fazlasını isteyenler için şuraya bir kart bırakıyorum. Yüksek hızlarda yol tutuş için o karttaki videoyu izleyebilirsiniz. Gelelim yalıtım konusuna. Ben 6-7 bin kilometrelik sürüşe göre değerlendirme yapacağım. Bunu baştan söyleyeyim. Bir defa aracın yalıtımı kesinlikle segment ortalamasının üzerinde. Ancak izlediğim bazı testlerde beklentim çok artmıştı. Mesela araç onu karşılamadı. İlk olarak motor sesini düşük hızlarda bu kadar duymak istemezdim.
Özellikle vites küçültme ve devrilenme esnasında motor sesini belirgin bir şekilde duyuyorsunuz. Yani evet, 2000'de 156 ile giderken normal otoban yolculuklarında motor sesi yok hükmünde. Ama lastik ve rüzgar sesinden izole şehir içi yollarda, düzgün asfalt yollarda motor sesi maalesef belirgin şekilde duyuluyor. Şehirler arası sürüşte lastik ve rüzgar sesi açısından ezeli rakibi 3 ile karşılaştıracak olursak 120-130'lara kadar bence aradaki farkı hissetmek için desibel ölçer falan kullanmak lazım. Ama 150-200 gibi hızlarda yalıtım konusunda C serisi kesinlikle 3 serisinin gerisinde diyebilirim. Süspansiyon konforu başarılı. Süspansiyon güzel ve sessiz çalışıyor. Ancak ne olursa olsun AMG paketle gelen alçaltılmış süspansiyonlar konfor konusunda yüksek beklentide olmamak lazım. 19 jantlarla birlikte sert ve derin tümsek ve kesikleri bir kere hissediyorsunuz. Bu araç bozuk yolların konforlu aracı değil arkadaşlar. Bu araç orta halli ve iyi yolların konforlu aracı. Ama maalesef kasanın sıkılığı, rigidliği iç mekana tam olarak yansımamış. Bozuk yollardan geçerken, tümseklerden geçerken aracın sağından solundan trim sesleri, gıcırdama sesleri duymanız mümkün. Genelde bunları ben bulur yok ederim. Hatta bu araçta da birkaç tane tıkırtı bulup yok etmiş durumdayım. Ama tam olarak maalesef bunları kesemedim. Hala bir yerlerden geçerken ince sesler duyabiliyorum araçtan. Bu konuda da maalesef Mercedes'e eksi yazacağım. Multimedya sistemi ile ilgili bir eleştiride bulunmak istiyorum. Direksiyonda maalesef Next tuşu yok. Eğer sonraki parçaya geçmek istiyorsanız ekrana dokunarak bunu yapmanız gerekiyor. Ya da sonraki parça şeklinde sesli komutla yapmanız gerekiyor. Bunların ikisi de pratik değil. Eğer illa kaydırarak yapacağım diyorsanız da önce ana menüye girmeniz, sonra kaynağı seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra kaydırma yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte kaynak tuşu da yok. Şu an USB dinlerken eğer ben radyoya geçmek istiyorsam ana menüye girip radyoya gelip ondan sonra radyoya geçiş yapabiliyorum. Peki bu araç ne kadar yakıyor? Bu araç ekonomik olma iddiasında olan bir araç değil. Örnek verecek olursam şu anki 41 kilometre ortalamam 11 litre olarak görünüyor. Ama cumartesi akşamı karşıdan Kadıköy caddeye geldim. Oldukça yoğun trafiğe girdiğimi söyleyebilirim. Zira ortalama hızım 17. Genel ortalamaya bakacak olursak da 27 bin kilometre ortalamam 9.6. Ancak uzun yolda 100-120 arası gidecek olursanız 6 litrenin altındaki değerlere ulaşabiliyorsunuz. Mesela bununla ilgili Biga'dan Datça'ya vardığım uzun yolculuğun bir tüketim verisini koyacağım. Bununla birlikte yine şehir içi yaptığım başka bir veriyi daha koyacağım değerlendirme yapmanız için. Aynı zamanda bu araç günlük kısa güzergahları da sevmeyen bir araç. Eğer günlük 2-3 kilometre yolum var ne yakarım diye düşünüyorsanız 13-15 litre arası yakacağınızı söyleyebilirim. Sabit hızlarda giderseniz uzun vites şanzıman oranları sayesinde tüketim belli değerlerin altına düşebiliyor. Ancak basacak yaptığınızda, araçtan performans istediğinizde yakıt tüketimin hızlı bir şekilde 10 litre üstüne çıktığını görebilirsiniz. Park esnasında yardımcı sistemler ciddi acemilere göre çalışıyor. Normal bir kullanıcının canını sıkar. Bak, fren yaptı. Ya buna ne gerek vardı şu anda bilmiyorum. Şu an sağdaki kaldırıma ötüyor mesela. Evet, arkaya da ötmeye başladı. Eğer ön sıkışıksa ön sensörler de ötmeye başladığı zaman ortalık cümbüş oluyor. İspark yardımı da devrede, çok güzel. Neyse, hallettik. Başta bahsettiğim gibi uzun bir video oldu arkadaşlar. Baştan sona kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.